Duyduk duymadık demeyin. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ı çok sevdim. Efendi Hazretleri benim mürşidim İmam İskender Alemi Hazretleri Rabbim bana o kadar çok sevdiktir ki saplaracağım. Sizlere sohbet arkadaşlarını çok sevdim. Ben Allah'a ulaşmayı biledim. Allah'ın izniyle ben sizi rüyamda gördüm. Ben sizden sözümü aldım. İki ay önce kanalarım olan hikayesiyle karşılaştım. O gün hemen koşarak gittim hocam. Ferdi oldum. Çok huzurluyum, çok huzurluyum. Allah bin bir kere razı olsun. Hocam sizinle tekrar dünyaya geldik. Sizleri tanıdıktan sonra tekrar yeniden doğdum sanki. Bir yıldır tabiyim. İnanın ki sizi dinlediğimiz zaman o kadar mutlu oluyoruz ki o sevgiyi öyle yaşıyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeriat kitapları. Yani Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Sadece şeriat kitapları bunlar mı? Tabii ki değil. Allah bütün peygamberlerine şeriat kitabı indirmiştir ama elimizde mevcut olan üç kitap söz konusu. Birinci sualimiz, Allah'ın indirdiği şeriat kitapları arasında fark var mıdır? Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplar, kainatın tek şeriatını ifade ediyor. Yani tek bir din var, bu dinin tek şeriatı var ve şeriatın da dinin sahibi olan Allah tek. İblis eski kitaplarda hedefine ulaşabilmek için bir takım değişiklikler vücuda getirmiş. Yahudilere, sonra Hristiyanlara, sonra Müslümanlara aynı hususiyetleri taşıyan, 7 safa 4 teslim içeren kutsal kitaplar indirmiş Rabbimiz. Şura 13'te Ulul Azm nebilerine verilen şeriatın aynı şeriat olduğunu buyuruyor. Dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği şeriatı, dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimizi sana da vahyederek şeriat kıldık. Bu ayet-i kerime tek bir şeriatın olduğunu buyuruyor ve Hicr 9'da son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması muhafazası altında. Pusulet 42'de ise Kur'an-ı Kerim'in önünden arkasından batıl yaklaşamaz. Öte yandan Maide Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde Kur'an hidayet ve nurdur. 46. ayet-i kerimesinde İncil hidayet ve nurdur. Şura 52 ve Akef 12'de Kur'an hidayet ve nurdur. O zaman bütün kutsal kitapların hidayet ve nur olduğu buyruluyor ve hidayet ve nur olan bu kutsal kitaplarda Allah-u Teala 7 safa 4 teslimi vaaz etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslim olmak üzere evet, bir bütünü ifade ediyor. İkinci sual, şeriat kitapları ile hükmetme yetkisi kimlere aittir? Şeriat kitapları ile
hükmetme yetkisi evvel emirde şeriat kitabının kendisine indirildiği nebilere aittir. Ama nebilerin olmadığı dönemlerde de vekaleten devrin imamları vardır. İşte Hadid suresinin 25, Nisa suresinin 105 ve Nahl suresinin 44. ayet-i kerimesi bu hakikati ifade ediyor. Andolsun ki Resullerimize beyinelerle, delillerle, ispat vasıtalarıyla kitap indirdik. Onlar ile beraber kitabı ve mizanı indirdik. İnsanlar arasında adaletle hükmetsinler diye. İşte bütün Resullerin bir görevi de insanlar arasında adaleti gerçekleştirmek, adaletle hükmetmek. Nisa 105'te اِنَّ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسَ بِمَا اَرَكَ اللّٰهِ Muhakkak insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. İhanet edenlere taraftar olma. Evet, gördüğünüz gibi hükmetme yetkisi evvel emirde Allah'ın Nebi Resullerine ve Veli Resullerine aittir. Ve Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın Ulul Azm Nebilerinden aldığım misak, size kitap ve hikmet verdim. Ama sizden sonra bir Resulümüz gelecek. İşte bu Ulul Azm Nebilerin hitamından sonra bu ayette bahsi geçen Mehdi Resul, bütün şeriat kitaplarıyla hükmetme yetkisinin sahibi. Öte yandan Allah-u Teala Fatır Suresinin 32. ayet-i kerimesinde biz bu kitabı fakat sümme evresnel kitabı ellezi estefeyne min ibadina sonra kullarımıza seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Ama bu kitaba varis kılınanlar bir kısmı nefsine zulmedicidir. Onlardan bir kısmı muktesittir. Onlardan bir kısmı da hayırlarda ileri geçenlerdir. İşte üç grup insan. Muktesitler, ashab-ı yemin. İkinci grup sabikun. Ve bir kısmı nefsine zulmedici, nefsine zulmedenler de ashab-ı meşeme. Her devirde kitabın varisleri yedi grup insan var. Kur'an'ın lafzını öğrenen Resulullah kitabın varisleri, Kur'an'ın ruhunu öğrenen kitabın varisleri, hikmeti öğrenen kitabın varisleri, hikmetin ötesini öğrenen kitabın varisleri, maruf nehyden münkerden nehyeden kitabın varisleri, Veli Resulullah'ın kitabın varisleri ve her devirde bunlar arasında seçilen devrin imamı olan kitabın varisleri. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Akaidin bu kaidesi, bu kaidesi tamamen kellem yekündür. Yani yok hükmündedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Kitaba varis kılınmasına rağmen ondan şüphe içinde olanlar da var mıdır? Evet. Fatır 32'de az evvel söylemiştik. Şura 14-15, Bakara 213'te yine aynı şeyleri görüyoruz. Kitabın varisleri kendilerine kitap kalanlar ama burada mutlaka kitabın muhtevasını anlayanlar anlamına gelmiyor. Büyük gruplar dinlerin temeli olan teslimi unutmuşlar. İnsanları cennet saadetine ulaştıracak olan, cennet saadetine ulaşmanın ötesinde dünya saadetine ulaştıracak olan hangi hükümler varsa onları devre dışı bırakmışlar. Kitaba varis kılınanlardan şüphe edenler toplumun büyük bir kesimini oluşturuyor. İnsanların %90'dan fazlası.
İşte Allah Allah aldatanlar, Ahzab suresinin 67-68. ayet-i kerimesinde bahsi geçen kübera ve sadatlardır ve şeytanın avanesidir. Bu ayetler bize kesinlikle şüphe içinde olanların da olduğunu buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah, onu birlikte dinliyoruz. Allah Teala tüm peygamberlerine şeriat kitapları indirmiş ve hepsinde insanları Allah'a teslim olmaya davet etmiş. Sizce Allah'a nasıl teslim olunur? Allah'ın Kur'an'daki buyruklarını yaşayarak teslim olunur. Ruh, fizik vücut ve nefs. Üç tane vücudu var insanoğlunun. Evet. Bu üç vücudu ve serbest iradesini en sonunda da Allah'a teslim etmesini emrediyor dünya hayatını yaşarken. İradenizi teslim edemezsiniz çünkü o zaman mükellef olmazsınız. Orada zaten sizde hiç nefsinizde hastalık kalmamış oluyor. Yani nefsinizi yok mu etmiş oluyorsunuz? Ben o görüşte değilim yani. O batinilerin görüşü o. Abdülkadir Geylani'ler, ondan sonra Cüneyt-i Bağdati'ler, bu gibi insanlar, Hallacı Mansurlar mesela enel hak demişler. Yani kendini Allah'ta öyle eritmiş ki ben Allah'a ulaştım. Artık ben Allah oldum demek istiyor ama bu benim inancıma göre, yani İslami bir inanç değil. Benim okuduğum Kur'an'da hiçbir zaman bu şekilde bir uzlet hayatınla beraber işte Allah'a ulaşacaksınız. O ayetler çünkü muhkem değil, açık değil. Ona ulaşacaksınızdan şunu da anlayabilirsiniz. Ahirette ulaşacağımızı anlarız. %9'da ruhumdan üfledim diyor. İşte tevil eden İslam alimleri var onun. Ruhundan değil de ruha üflediğini söyleyenler var. Ruha üflemek demek şu demek, can verdim demek. Şimdi ruhumdan üfledim. O zaman biz Allah'ın bir parçasından bir şey taşımış oluyoruz. Bu İslam'da tevhid inancını bir nevi zedeleyen bir unsura doğru gidiyor. Çünkü tevhidde Allah tektir, birdir. Bir misafirimiz ruhundan değil de ruha üflediğini söyleyenler var. Ruha üflemek demek can verdim demektir diyor. İnsana hayat veren ruh mudur? Tabii ki değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hicr Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde aynen şöyle buyuruyor. Biz sadece hayat veririz ve biz öldürürüz. Öyleyse bize hayatı veren ruh değil, Allah. Yetmez, hiçbir tevhile meydan vermeyecek tarzda açıkça Allah-u Teala secde 9 ثُمَّ سَوَّهَا وَنَفَاهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ Biz insana ruhumuzdan üfürdük. ثُمَّ سَوَّهَا Sonra onu dizayn etti. وَنَفَاهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ Ve onun içine, beçin, fizik ucunun içine ruhundan üfürdü. وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْاَبْسَارَ وَالْاَف۪يدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Allah-u Teala'nın 19 tane fiille 73 ayet-i kerimede bu bize üfürülen ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a iade edilmesi, teslim edilmesini emrediyor. Allah-u Teala bunu 12 kere üzerimize farz kılıyor. Bu yemin misak ahdi yerine getirenler, Kur'an'daki ahdi onlar sadıklardır. Ama bunları yerine getirmeyenler de kaziplerdir, yani münafıklardır. Münafıkların üç alametinden bahsederken yalan söyler, ahde vefa etmez ve emanete ihanet eder. Şimdi olay bu iken Allah-u Teala yeminimizi hatırlatıyor. Müddessir 38-39-40. Misakimizi hatırlatıyor. Rahat 20-21. Ahdimizi hatırlatıyor. Yasin 60-61. Bunları 3 kere, 12 kere, hatta 3 kere, 9 kere, 9 kere, 9 kere, 3 kere bize farz kıldığını buyuruyor. Yeminimizin 3 kere bize farz kılındığını Nisa 58, Maide 7, Araf, Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ruhumuzun da
12 kere üzerimize farz kılındığını düşünürsek, bu ilk 3 emir hepsinde ortak, onu devre dışı tuttuğumuz zaman 9 kere üzerimize farz kılıyor. Fizik vücudumuzun ahdini de 3 kere üzerimize farz kılıyor. Dolayısıyla insan ruhu insana hayat vermez. Ruh vücudun içinde sadece onu kendisine mesken yapan bir varlıktır. Allah'tan gelmiştir. Tekrar Allah'a misakin geriye olarak dönmesi 73 ayet-i kerimede 12 kere üzerimize farz kılmıştır. 73 ayet-i kerimede 19 tane fiille 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Dolayısıyla insan ruhu insana can verir. Ruh vücuttan ayrıldığı zaman insan ölür. Bu tamamen bir safsata, hiç Kur'an-ı Kerim'e uymayan bir hürafedir. Konumuzla ilgili ikinci bir yorumumuz var inşallah, Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'de bizlere şeriat kitaplarını açıklayan resullere, mürşitlere tabi olmamız farz kılınmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor? İrşad eden, yani insana hakikatin yolunu gösteren, doğru yola ineten insan demektir yani. Yol gösterdiler herhalde. Yol oradan öğrenir. Başka bir şey öğrendiğimiz onlardan. Mürşit yol göstericidir. Yani İslam aleminde buna insanı kamille beraber bir anlam vermeye çalışmışlar. Doğrudur yani. Eğer bir insan Allah'ın emirlerini yaşıyorsa, Allah'ın dostuysa o mürşitlik yapabilir, mürşit olabilir yani. Nefsini ıslah etmişse, bu konuda insanlara önder olabiliyorsa o insan bir mürşittir. Hazreti Muhammed son peygamberdir. Son mürşit odur yani. Ondan sonra gelmez. Ama ondan küçükler vardır. Onlara da inanırız da. Gelmez. Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benden sonra nebi peygamber gelmeyecek. Benden sonra imamlar gelecek. İmamlar gelecek, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi. İmamlar geldi tabii. İmamlar geldi. Mesela 4 tane imam geldi. Fakat mürşit Hazreti Muhammed'dir. Son peygamber de odur. Ondan sonra mürşit gelmez. Fakat tabii ki büyük din alimleri vardır. Onlara inanmamız lazımdır. Nefsini ön plana çıkarmayarak insanlara hakikat yolunda kendini adayabilmiş, öğretiye sahip olan, kendini İslam'a adamış ve Allah uğruna mücadele eden bir insan her alanda Allah'ın mürşididir. Yani ve dostudur yani. Bir misafirimiz Hazreti Muhammed son peygamberdir, son mürşit odur. Ondan sonra gelmez dedi. Söylendiği gibi son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz midir? Hayır, değil. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ulul Azm peygamberlerinden bahsediyor. Ulul Azm peygamberlerine verilen şeriat aynı şeriat. Hazreti Nuh aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Ve Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde bunlardan misak alıyor. Ahzab 7. Arkasından Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde de bu Ulul Azm nebilerinden, misak alınan nebilerden sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek, ona iman edeceksiniz, ona yardım edeceksiniz. Öyleyse görüyoruz ki bu ayet-i kerimede misak alınan nebiler arasında Ahzab 7'ye göre Peygamber Efendimiz de var. Bakın, ve münke, senden de. Eğer Peygamber Efendimiz de misak alınan nebiler arasında varsa, Ali İmran 81, o kendilerine kitap ve hikmet verilenlerden, misaktan sonra, sizden sonra bir Resulümüz gelecek diyorsa, o zaman Peygamber Efendimiz son mürşittir diyenler tamamen iftira ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Tamamen bu söylem, bu zan Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Evet, Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz son nebidir. Ona verilen Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabıdır. Ama Peygamber Efendimiz son mürşit değil. Veli Resuller kıyamete kadar devam edecek. Her dönemde o Veli Resuller arasında mutlaka bir vekaleten devrin imamı seçiliyor. Devrin imamı günde 7 vakit namazı, huzur namazında Allah'ın huzurunda kılıyor. Devrin imamları arasında bir fetret dönemi yoktur. Devrin imamları arasında fetret dönemi olmadığı için daimi bir huzur namazı kılınıyor. Ve Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde
her zaman Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir topluluk var. Onları haccet namazıyla Allah'tan istememiz lazım. İşte bunu yapabilirsek o zaman söylendiği gibi son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz değil, kıyamete kadar mürşitler hep var olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali olmak üzere 4 tane halife geçti. Bunların hepsi Ülefa-i Raşidin derler. İrşad yetkisinin sahibi olan mürşit halifeler. Bu 4 halifeden sonra sahabe irşad makamının sahibi oldular. Tabi'in sahabeye tabi oldu. Aynı standartlarda tabiyet bugüne kadar devam ediyor. Ve dinin 7 sabah 4 teslimin ikinci farzı tabiyettir. Allah'ın bizler için tayin ettiği müşid-i kamile tabi olmaktır. Bu olmadıkça hiç kimse teslim dinini yaşayamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Muhterem Hocam, benim size nacizane sorum. Cehennemlikler kendilerine gelen nezirlere Allah hiçbir şey indirmemiştir diyorlar. Burada Rabbimizin indirme fiilindeki muradı hidayete müteallit ayetler midir? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de seni çok seviyoruz. Ve şahsında tüm Bursalı kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Cehennemlikler kendilerine gelen nezirlere Allah hiçbir şey indirmemiştir diyorlar. Şimdi bu hiçbir şey indirmemiştir demek, kulaklarında vakra var, semi hasası mühürlü, kalplerinde ekinet var, fıkıh hasası mühürlü ve gözlerinde hicab el mestüre var, basar hasası mühürlü. Öyleyse bu insanlar sağır, dilsiz ve körler. Yani yalan söylüyorlar, ahde vefa etmiyorlar ve emanette ihanet eden insanlar. Şimdi Rabbimiz indirme fiilindeki muradı hidayete müteallik ayetler midir? Elbette evvela ruhun hidayeti 73 ayet-i kerimede 19 tane fiille açıklanıyor. Ve Rad 38'de Rad suresinin 38. ayet-i kerimesi aynı zamanda her vaktin bir kitabı var. Likulli acelin kitap. Her zamanın bir kitabı vardır. Bunlardan hareketle şunu söyleyeyim. Allah'ın indirdikleri, yazdırdıkları kitaplardır. Peygamber olan Resullere Allah-u Teala şeriat kitabı yazdırır. Her kavimdeki Resullere de Allah-u Teala kitap yazdırır ama onlar şeriat kitabı değildir. Allah hiçbir şey indirmemiştir diyenler hem Resul'ün risaletini kabul etmeyenlerdir hem de Allah'ın indirdiği kitapları kabul etmeyenlerdir. Yani hidayete müteallik olan ayetleri kabul etmeyenlerdir. Başka bir deyimle dinin iki kaynağını da inkar edenlerdir. Dinin iki kaynağından bir tanesi Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplardır. Diğer ikincisi de bu kitapları açıklayan Allah'ın Resulleridir. Öyleyse Allah hiçbir şey indirmemiştir diyenler, dinin iki kaynağını da reddeden kişilerdir. Allah razı olsun. Bir videomuz daha var inşallah. Bütün şeriat kitapları insanları mutluluğa davet etmesine rağmen, sizce günümüz insanları kutsal kitaplara gereken önemi veriyorlar mı? İnsan vardır. İnanıyor, insan vardır inanmıyor. Bunlara da bir şey diyemeyiz ama inanan insan değer veriyor. Değer vermiyorlar, hatta gençlik içerisinde müthiş bir burhan var ve bir kaçış var yani. Kutsal kitaplar onları tatmin etmiyor. Zaten kutsal kitapların içeriği siz de biliyorsunuz tamamen değiştirilmiştir. Kur'an dışında. Yani İncil, işte Kitab-ı Mukaddes onlar değiştirilmiş. Dolayısıyla bu insanlığa hitap etmediği için insanlar akın akın
kutsal kitaplardan kaçar oldu ve bugün ateizm had safhadadır, inançsızlık işte had safhadadır. Yaşaması gerekir ama bazıları vermiyor, formalite yapıyorlar. En az Müslüman olursan hem işten ol hem de gerçekçi ol. Yaşayamıyoruz maalesef. İlk başta takva eksikliği var. Biraz da dünyanın maddi sevgisi insanlarda çok olduğu için... Evet. Onun için maneviyata yönelilmiyor. Herkeste bir para hırsı var. Türkiye sadece örfen dili ile yaşadığını söyleyen bir toplum. Kur'an'ın bir hükmünü söylediğiniz zaman başım üstüne diyor ama yaşantısına bakıyorsunuz mesela. Her türlü fuhşiyat, faiz, zina, içki, ona da hocamız açıklık etsin. Ben kimseyi itham edecek değilim ama yani bunlar doğru şeyler değil. Hakiki dini anlatıp onların Allah'ın emirlerine ve buyruklarına yönelmeleri gerektiği inancındayım ben. Bir misafirimiz dünyada maddi sevgisi, maddiyat sevgisi insanlara da çok olduğu için maneviyata yönelmiyorlar dedi. Maneviyata yönelmek için dünyadan vazgeçmek mi gerekir? Nefsimiz hep dünyaya meylediyor. Dünya nefsin arzu ve isteklerini oluşturuyor. Dünya malını ister, dünyada Allah'a yasak ettiği şeyleri ister. Kim dünyaya meylederse, dünya sevgisi, ahiret sevgisinin üstünse, nefsimizin emrinde yaşayan bir insansa, her şeyi kaybetmeye mahkumdur. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, dünya sevgisini kalpten söküp atmadıkça Allah ve Resul sevgisi gelip yerleşmez. Allah Teala'nın bütün insanlar için hedefi mutluluktur. Mutluluğun da iki kanadı var. Bir kanadı zikir, diğer ikinci kanadı başkaları için yaşamaktır. Her gün Allah'a bu dünyaya dönük olmadığımızı, Allah'a dönük olduğumuzu, Allah'ın günün yarısından daha fazla zikretmemizle ispat etmek durumundayız. Eğer bunu yapamıyorsak, o zaman dinimizi yaşamak sadece dilde olur. Ama eğer gerçekten 24 saatlik zaman diliminin 13 saatini bir zikirle harcıyorsak, bunu Rabbimize şöyle ispat etmişizdir. Evet, dünyayı değil Allah'ı birinci sırada öne geçiriyoruz ve Allah'ı dünyadan daha fazla seviyoruz. Allah sevgisi ruhun bir hasletidir. Dünya sevgisi nefsinin afetinin bir sonucudur. Bütün kutsal kitapları bizlere açıklayan Allah'ın Resulleri arasında seçilen devrin imamı hep bizi Allah'a davet ederler. Yani Allah sevgisine yöneltirler. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin ispatıdır. Çünkü seven sevdiğine koşar. Ama korkan korktuğundan kaçar. Sevgi tamamen din tatbikatından çıkartıldığı için korku sahikiyle misafirlerimizin söylediği gibi her gün biraz daha insanlar Allah'tan uzaklaşıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. O gül kokulu ellerinizden hürmetle öpüyorum. Muhterem hocam bir sorumuz olacak inşallah. Günümüzdeki şeriat anlayışıyla Allah-u Teala Şura 13'te bahsettiği şeriat arasında ne gibi farklar vardır? Muhterem hocam bizi aydınlatırsanız çok iyi olur. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de seni çok seviyoruz Mardin'in kardeşimize mutluluklar diliyoruz. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesindeki şeriat hükmü bir fırkalara ayrılmamak, iki dini ikame etmek yani Allah'a teslim olmak. Ama ne yazık ki bugünkü şeriat İslam 7 safhasının hiçbirini yaşatabilecek bir özelliğin sahibi değil. İslam'ın 5 şartı Allah'a teslim olmak olmasına rağmen İslam 5 şartta hiç kimse hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. Öyleyse وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ النُّحَنْ
والذي أوحينا إليك ما وصى به إبراهيم موسى وعيسى وأقيموا الدين ولا تفرقوا. Dini ikame etmek, Allah'a teslim olmak, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve dinde fırkalara ayrılmamak, başkaları için yaşamak. Ama başlangıç noktasında kebûr-i alel müşrikîne mâ tedûm ileyh, senin davetin müşriklere ağır geldi. Başlangıç noktasında ayetlerden gafil olan insanlar hüsrandadırlar, cehennemliktirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, şeytanın kulu dostudurlar. Evet, gördüğünüz gibi takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil ve kalbi kasiyet bağlayan dinde fırkalara ayrılan bir kişidir. Halbuki Allah bizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a teslim olmayı ve dinde fırkalara ayrılmamayı bizden istiyor, emrediyor. İşte dinde fırkalara ayrılmamak, sırat-ı müstakim üzerinde bulmak, tek fırkaya ulaşmak, başkalarının mutluluğu için yaşamaktan geçer. Allah razı olsun. Suallerimiz var inşallah. Ankara'dan bir izleyici, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilediğinden beri çok huzurluyum. Doğru düşünme alışkanlığım eskisine göre arttı. Kalp zikri aklıma geldikçe yapıyorum ama namaz ve virt açmıyorum. Bu durum ilerlememde bir engel midir? Elbette. Yapmalısın. Virdi bizi bu yola alan Allah-u Teala'nın tayin-i mürşidin emridir. Öyleyse biz emre hangi oranda itaat edersek o oranda Allah yolunda ilerlemeyi sağlayabiliriz. Namazda 5 vakit farz, 2 sünnetle toplam 7 vakit namazı kılacaksınız. Yani kısacası bize ne emrediliyorsa o emirleri yerine getirmek de vazifeliyiz. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek Allah'ın ihtiyacı olduğu için değil, bizim ihtiyacımızın bir gereğidir. Biz mutlu olmak istiyoruz. Allah-u Teala da bizim mutlu olmamızı istiyor ama mutlu olmanın bir bedeli vardır. Bu bedel Allah-u Teala'nın farzlarına itaat ederek, yasaklarından kaçınarak gerçekleştirilir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir izleyici, muhterem hocam, muhterem efendimiz bir sohbetinde 3 ay zikri yapmayan tövbesini yenilesin buyuruyor. Uzun zamandır zikirlerini, günlük görevlerini yapmayan kardeşlerimizi biz yine evvelki gibi kardeşimiz olarak aramıza alıp da onlarla yarınlık etmeli miyiz? Ahsen davranış biçimi nasıl olmalı? Hayır. Yani tövbelerini almaları halinde tekrar bizim aramızda olabilirler. Dolayısıyla bu yolun gereği Allah Teala'nın farzlarına riayettir. Eğer bu yola insanlar, kardeşlerimiz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 12 tane insanla mürşide tabi olmuş ve ibadetlerini yaparak, zikrederek, 7 vasıta emri yerine getirerek ruhlarını Allah'a ulaştırmış, daha sonra zikir bırakmışlarsa yeniden tövbelerini tazelemeleri lazım. Aksi takdirde o yapmayan kişilerle beraberlik onlarda da bir negatif etki oluşturuyor. El merru ala dini halili, kişi arkadaşının dini üzeredir. Siz o zikir bırakan insanlarla vakit geçirirseniz, beraber olursanız üzüm üzüme baka baka kararır. Siz de negatif bir tuzağın içerisine düşersiniz. Allah razı olsun. İzmir'den Aydın Bey, muhterem hocam, Enam 32, Enbiya 16, Ankebut 64, Duhan 38, Muhammed 36 ve Hadis 20. Ayetlerinde dünya hayatının oyun ve eğlenceden ibaret olduğu buyruluyor. Yerlerin ve göklerin oyun olsun diye yaratılmadığı da belirtiliyor. Bu konuyu bize açıklar mısınız? Evet. Enam 38. Mel hayatü dünya laibin ve lehvin. Dünya hayatı oyun ve eğlencedir.
وَلَا دَارَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٍ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ. Ama takva sahipleri için ahiret daha hayırlıdır. Enbiya 16 مَا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبٌ. Biz yeri, göğü ve ikisinin arasındaki şeyleri oyun olsun diye yaratmadık. Ankebut 64. Ma hazil hayatı dünya ila lahun ve laibin ve enne daril ahirete hiyel hayavan levkanu ya'lemun. Bu dünya hayatı oyun eğlencene başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Kur'an 38. Ma halakı semavati ve ma beyni ve laibin. Evet. Şimdi bütün bunlar biz Enbiya 16 Ankebut 64 ve Duhan 38'in gökleri ve yerleri oyun ve eğlence olsun diye yaratılmadığı, ahiret yurdunun dünya hayatından daha hayırlı olduğu buyruluyor. Dolayısıyla Câsiye suresinin 22. ayet-i kerimesinde oyun ve eğlence olsun diye yaratılmayan yerler ve gökler niçin yaratılmış? Bakalım beraberce. وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ لِتُجْزَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Allah gökleri, yerleri hak ile yarattı. Oyun ve eğlence olsun diye değil, hak ile yarattı. Bütün nefsler kazandıklarına karşı ceza ve mükafat olsun, verilsin diye. Onlara zulmedilmez. Öyleyse sonuçta bütün bu yerler, gökler hepsi adaletle yaratılmış. Yaptıklarımızdan mutlaka hesaba çekileceğiz. Ya mükafat veya ceza. Allah Teala bunu söylüyor. Muhammed 36'ya bakalım inşallah. Muhammed suresinin 36. ayet-i kerimesi. İnnemel hayatü dünya leybun ve lahvun ve in tu'minu ve tettekû yu'tikum ucûrekum la yes'elkum emvâlekum. Muhakkak ki dünya hayatı oyun ve eğlencedir. Eğer amen olursanız ve takva sahibi olursanız size ecirleriniz verilir. Sizden mallarınızı istemez. Evet. Hadid 20 zaten aynı şey ifade ediyor. Hadid 20'de de dünya hayatı oyun eğlencedir, süstür. Aranızda bir ön ve harcın mal ve evlat çokluğudur diye belirtiliyor. Evet, demek ki dünya hayatı oyun ve eğlencedir. Ama Allah Teala yeri gökleri oyun eğlence olsun diye yaratmadı. Hak ile yarattı. Herkesin ne ekiyorsa onu yürütmesi babında karşılığını Allah'tan alması söz konusudur. Azerbaycan'dan bir izleyici muhterem hocam, salih amelin zikir olduğu hangi ayetlerini açıklayabiliriz? Sevgili kardeşim, salih amelin zikir olduğu Rad 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَّتْمَيْنُوا قُلُوبُمْ زِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِزِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَيْنَا قُلُوبُمْ. Âmenu ve kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Öte yandan Maide suresinin 9. ayet-i kerimesi وَعَدَ اللّٰهَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ عَظِيمٌ. Araf 35 Ya ben Adem'e imayetennekum resulen minkum sunu aleykum ayet femenit taka ve esleha. Kim takva sahibi olursa ve ıslah ederse, amenu olur ve ıslah ederse, amenu salih işlerse, takva sahibi olur ve ıslah ederse, amenu olmak ve takva bu dileği ifade ediyor. Arkasından mutlaka ıslah edici ameller geliyor. İşte Araf 25'te eğer
amin olmak, arkasından salih amel geliyorsa, amin olmak ve kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain diyorsa, o zaman iki konu eşitse, o ikinci taraflar da eşittir. Yani tatmeyni ufkulüm zikrullahla amülü salihat birbirine eşittir. Dolayısıyla salih amelin zikir olduğu buradan ortaya çıkıyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan Ayhan Demir, muhterem hocam, tebliğ yaptığımda bazı kişiler hemen Saadet-i Kübra'ya gidiyorlar bilgi almak için. Sonra yanıma gelip bana büyük yanlış içerisindesin. Hemen tövbe et diyorlar. Bu durumda davranış biçimim nasıl olmalı? Aynen dediğin gibi Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılıyor. Sevgili kardeşim, şimdi beraberce bakalım. Nisa suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 63, 62, 63'e bakalım inşallah. Veya 61. Altmışıncı ayet-i kerimeye bakalım. Evet. Şimdi sana indirilene, bakın ne diyor Allah-u Teala, sana indirilene ve senden önce indirilene inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? Geliyor kişi, sen anlatıyorsun, inanıyor, kendisine öncekine de inanıyor, görmedin mi? Onu şeytanı inkar etmekte emrolundukları halde tağutun önünde muhakeme olmayı istiyorlar. Gidiyorlar o tağutlara, yani onlara soruyorlar. Şeytan onları uzak bir delalette saptırmak istiyor. İşte sana git sen tövbe et, sen bir yanlıştasın diyenler aslında kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Halbuki onlara söylenilen sana indirilene ve senden öncekilere indirilene. Yani biz kutsal kitaplara iman ettik diyen, sana önce indirilene ve senden önce indirilene inandığını zanneden kimse ne yapması lazım? Bilmiyorsanız zikir eline sorundan hareket etmesi lazım. Ama bunlar gidip Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidi şirk olarak kabul eden kübera ve saadetlere tabi oluyorlar ve söylüyorlar. Nisa 61'e bakalım şimdi. Sırasıyla gidelim. Nisa 61 ne diyor? Onlara Allah'ın indirdiği Kur'an'a ve Resul'e gelin denildiği zaman münafıkların senden yüz çevirerek ayrıldıklarını görürsün. Bakın bu münafıklar, o kübera ve saadetlere giden münafıklar. Nisa 62. Benden sonra onlara elleriyle işlediklerinden dolayı bir musibet geldiği zaman halleri nasıl olur? Demek ki bu yaptıkların bir musibetle sonuçlanacak. Sonra sana gelince biz sadece iyilik etmek ve aralarını birleştirmek istedik diye Allah'a yemin, yalan yere yemin ederler. 63. Ulaike ellezine ya'lemullahu ma fi kulubim. İşte onlar Allah'ın kalplerine olanı bildiği kişilerdir. Artık onlardan yüz çevir, onlara vaaz et, nasihat et ve onlara kendileri hakkında güzel söz söyle. Belagatlı güzel söz söyle. Yani diyor ya İsra suresinin 53. ayet-i kerimesi. Kullarıma güzel söz söyle, yoksa şeytan aralarına girer. Kulle ibadi ya kulil elleti ahsen. İnne şeytane yanzamu beynem. İnne şeytane kâne lisâ aduven mubine. Dolayısıyla güzel söz söyleyeceksiniz. Ama buradan anlıyoruz ki aynen senin söylediğin. Sen bu tebligatı yaptığın zaman onlar tağutu inkar etmekle. Yani kimdir bu tağutlar? Fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler vesaire devam ediyor. Ama onlar gidip onlara soruyorlar. Hanya'yı, Konya'yı ne zaman anlayacaklar? Ölünce bir okka semandan ne kadar duman çıkacak o zaman anlayacaklar. Antalya'dan Akın Yılmaz, muhterem hocam, bazı kişilerde Allah ilham etti de oldu. Rüyası bu anlama geliyor.
imtihanı geçseydi fizik ucunu teslim edecekti gibi konuşmalarına şahit oldum. Bilmediğimiz konular hakkında konuşmak tasavvufa uygun bir davranış biçimi midir? Hayır. Tamamen mürşidin ayak izinde gitmek, onun açıkladıklarını açıklamak, onun açıklamadıkları konusunda da sual sormamak ve yolumuza devam etmektir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir izleyici muhterem hocam, birisi bana Allah varsa neden çocukların başına kötü olaylar geliyor? Neden engel olmuyor? Neden o kadar çocuk Afrika'da insanlar açlıktan ölüyor diye soruyor. Şimdi Allah-u Teala'nın mutlak adaleti vardır. Bu zavallı insanlar Allah'ın kitaplarından habersiz oldukları için öyle konuşuyorlar. Bu Allah'ın adaleti dünya ve ahireti bütününün muhtevasını alıyor. Allah bizlerden iki cihan saadetine ulaşmamızı istiyor. Ve dünya saadetiyle ahiret saadeti mukayese edildiği zaman ahiret saadeti sonsuz, dünya saadeti neyse bir hiç hükmünde. Yani şu anda birisine sorsanız sonsuz bir hayatı cennete geçirmek mi? Yoksa şetafatlı dünya hayatında bir takım azgınlıkları mı? Akıl sahibi insana sorsanız o sonsuz hayatı saadet içenle cennete geçirmek ister. İşte Allah-u Teala bu sebeple ahiret saadetini bir dileğe bağlamış. Ve dünya saadeti de kişinin bedel ödemesi halinde liyakatı hangi orandaysa onu yaşıyor. Şimdi gelelim çocuklara. Gerçekten 14 yaşına gelene kadar çocuklar sorumluluk mevkinde değiller. Ölürlerse doğrudan doğruya gidecekleri yer cennet. Sonsuz bir hayatı cennete geçirirler. Bir nevi o çocukların o yaşta emaneti teslim etmesi Allah-u Teala'nın onlara bir ikramıdır. Ne olabilir? Eğer yaşasalardı ve bugünkü insanlar %90'dan fazlası gibi imtihanda kalmış olsalardı, sonsuz bir hayatı cehennemde geçireceklerdi. Allah-u Teala'nın kanunları sonsuz bir hayatı cehennemde geçireceklerdi. İkincisi, o çocuklar anne baba elinde Allah'ın bir emaneti ve o emanetten sorumlu imtihanda olan anne babalardır. Şimdi Allah varsa Allah vardır. Neden çocukların başına kötü olaylar geliyor? Bu çocukların başına gelen kötü olaylar henüz o çocuk seviyesinde anlamadığı noktada sorumlu değilse gideceği yer cennet. Allah-u Teala hayır ve şerri tarif ederken hayır bize derecat kazandıran her şey, şer bize derecat kaybettiren her şey. Kazandığımız derecede kaybettiğimiz dereceden fazlaysa gideceğimiz yer cennet. Öyleyse bir nevi Allah-u Teala o çocukları eğer böyle bir olay varsa bu dünya imtihanından muaf tutuyor. Yani adeta imtihana girmesen de olur derecesine onları cennete alıyor. Neden engel olmuyor? Engel olmaması serbest irade çocuklar için değil. O çocukların o olaylarla yaşaması anne baba için bir imtihan. Anne babaya da Allah-u Teala serbest irade vermiş. Yaşadıkları olaylardan ya iradeleriyle hayrı işleyerek cennet ehlinden olurlar veya kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazlaysa gidecekleri sonsuz bir hayatı cehennemde geçireceklerdir. Ama çocuklara gelince dediğimiz gibi 14 yaşına kadar yaşadıkları olay ne olursa olsun mutlaka gidecekleri yer cennettir eğer ölürlerse. Bir nevi onlar bu dünya imtihanından muaf olmuş oluyorlar. Afrika'da insanlar açlıktan ölüyor diyor. Afrika'daki insanlar
akil ve bali olma noktasına gelmişlerse, o zaman kesinlikle Allah-u Teala'dan emirlerine itaat etmedikleri noktada bu gerçekleşiyor. Allah-u Teala herkesi kendi zatına davet ediyor. Daveti kabul etmeleri halinde, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, ki bunlara için mutlaka Allah Resuller, o Resullerin açıkladığı kutsal kitaplar yerine getirmeleri halinde Allah-u Teala herkesin rızkını garanti altına almış. Yani kısacası şu, her saniye, her an Allah'ın adaleti mutlak olarak tecelli ediyor. O zavallı insanlar bilmiyorlar. Tabii ölünce gerçekten Allah-u Teala'nın mutlak adaletini nasıl tecelli ettiğini ve anlayacaklar, ama imtihanı kaybetmiş olarak sonsuz bir hayatı bu sual soran ve gereği gibi yaşamayan insanların da cehennemde geçirmesi kaçınılmaz. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan Günhan Bey, muhterem hocam, cennet kademelerini ayetlerle açıklar mısınız? Cennetin aliyetin Gâşiye suresinin 13. ayetlerinde, Cennet-ül Firdevs Kehf 107'de, Gâşiye 10'muş. Kehf 107'de, Cennet-ül Hurafa Furkan 15'te, Cennet-ül Hud Furkan 15, Cennet-ül Hurafa Ankebut 58, Cennet-ül Mevâ Secde 19, Cennet-ül Nâin Yunus 9 ve Cennet-ül Had Rad 23'te zikrediliyor inşallah. İstanbul'dan bir izleyici, muhterem hocam, bir kişi az yemek yemekten zorlanıyorsa bu konuda ne yapılması gerekir, açıklar mısınız? Anlamadım. Bir kişi az yemekte zorlanıyorsa. Sevgili kardeşim, eğer gerekli oranda zikrini yaparsan göreceksin ki o az yemeği Allah Teala sana sevdirecek. Yeter ki sen gerekli olan zikir gayreti içinde ol inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir izleyici, muhterem hocam, bazı rivayetlere göre bir kişi uçurumun kenarında bir ağacın dalında asılı kalmış, kimse yok mu diye bağırıp çağırırken, o esnada Hızır aleyhisselam gelmiş, sana yardım ederim ama Allah'a ulaşmayı dile ibadetlerini yap, güzel bir insan ol demiş. O kişi başka bir kimse yok mu diye bağırmaya başlamış. İnsanlar bu dilek hayatı pahasına neden zor gelmektedir? Dünyayı sevmeleri ve iblisin de dünyayı onlara hoş göstermeleri sebebiyle. Allah-u Teala ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. Ama ölmeden evvel ölmek Allah'a teslim olmaktır ve bu da bir dilektir. İşte bunu bilmeyen şeytan onlara hayatın bu dünya hayatından ibaret olduğunu, öteki hayatın adeta onlara için yok hükmünde olduğunu bildikleri için hiçbir zaman o dal mevkinde olan dünya hayatını terk etmek istemezler ve şeytanın onlara güzel gösterdiği bu dünyanın peşine takılırlar. Bu dilek onlara bu sebeple zor gelir. Yani o dileği onlara bu şekilde gösteren şeytandır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir izleyici, muhterem hocam, günlük zikir saatini kapsayan ibadetler nelerdir, açıklar mısınız? Günlük zikir saatini kapsayan. Anlamadım yani, sevgili kardeşim, ne yaparsan yap zikretmelisin ama sualini ben anlayamadım. Allah razı olsun. Ankara'dan bir izleyici, muhterem hocam, Peygamber Efendimiz benim ümmetim delalet üzere birleşmez diye buyuruyor. Bu durumda Peygamber Efendimizin ümmeti Allah'a ulaşmayı dileyenler midir, açıklar mısınız? Elbette. 73 ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Yani Resulullah'ın ümmetinde sadece fırka-i naciye yok. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme, bir tanesi hariç. İşte bu benim ümmetim delalet üzere birleşmez bahsettiği fırka-i naciyeyi söylemiş oluyor. Allah razı olsun. Kayseri'den bir izleyici, muhterem hocam, birinci sorusu. Hazreti İsa, dünya benim için ölüdür, ben de dünya için ölüyüm buyuruluyor. Açıklar mısınız?
Evet, dünya benim için ölüdür. Artık dünya sevgisi kesinlikle kalben yok. Ben de dünya için ölüyüm. Dünya için ölü olan ahiret için dirilmiştir. O tamamen daimi zikrin standartları içindedir inşallah. İkinci sorusu Yunus suresi 25. ayet-i kerimedeki teslim yurdu. Enam suresi 127. ayet-i kerimedeki teslim yurdu aynı manayı mı içeriyor? Hayır. Yunus 25'teki teslim yurdu Allah'ın zatını içeriyor. Enam suresi 127'deki teslim yurdu ise indi iladeki tahtları ifade ediyor. Hani Yunus'un la mekana kavm oldum, mekanım yağma olsun dediği o tahtlar, onlar da teslim yurdu ama indi ilayda sol tarafta 4 metre yükseklikte tahtlar söz konusu. O teslim yurdu, Enam suresi 127. ayetinin teslim yurdu o tahtlar. Ama Yunus 25'teki teslim yurdu ise Allah'ın zatını ifade ediyor. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an Mut programını birlikte tamamlamayı nasip kıldı Rabbimiz bizlere. Sonsuz hamd ve şükrederiz Rabbimize. Bir başka her an Kur'an, her an Mut programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.